Konuşabildin mi Sema ile? Hayır. Tam olarak ne diyeceğiz? Kayıtsız şartsız bir barış imzalayacağız. Bundan sonra Bahri ne derse o olacak. Ne yapalım Necdet? Bükemediğimiz bileği öpeceğiz biz de. Yarın ilk iş arayacağım. Ne diyorsunuz? Vallahi bana sorarsanız adam ciddi ciddi tırsmış. Avukatı arıyor. Buyurun Necdet Bey. Sema Hanım iyi günler. Bahri Bey müsaitse Zafer Bey bugün kendisiyle görüşmek istiyor. Konu neydi acaba? Barış görüşmesi diyebiliriz. Baş başa. Sadece Bahri Bey ve Zafer Bey. Ben kendisiyle görüşüp size döneceğim Necdet Bey. Bekliyorum. Görüşmeyi kabul edecek. Buluşma yerini onlar ayarlasın. Sen de elini çabuk tut. Ayrıca Mümtaz'a haber vermeyi unutma. Hazır olsun. Tamamdır. Ne yapacaksın baba? Baş başa diyorlar. Sorun değil. Gideriz. Gider misin? Nereye gidiyorsun baba? Nereden biliyorsun tuzak olmadığını? Nasıl güveniyorsun? Sen de Azrail çağırsa gideceksin ha. Ben gitmezsen ne olur? Sen ona gitmesen o sana gelmeyecek mi? En azından buluşma yerini biz ayarlayalım. Tamam. Ben çıkıyorum. Ne yaptın? Çıkıyorum ben de birazdan. Orada görüşürüz. Tamam. Mekanı ayarladım. Sadece siz ve Zafer olacaksınız. İyi. Hadi bakalım. Kimse gelmesin. Sonra karışmam. Sana güvendim de gidiyorum Poyraz. Merak etmeyin baba, temiz. Duydunuz zaten. Adamlar korkudan ne yapacağını şaşırdılar. Hadi müsaade. Seferler yok değil mi? Bunlar çıktılar. Ben birkaç kişi alıp takılacağım peşlerine. Sen ne yapacaksın? Benim ufak bir işim var. Acil bir şey olursa haberleşelim. Tamam, anlaştık. Ben sizin tek geleceğinizi sanıyordum. Sana güvenecek kadar enayi değiliz. Ben Bahri Bey'e sormuştum. Oğlum kusuruna bakma. Sorun değil. Bir müsaade edin. Gir konuya. Nedense beni öldürmek istediğinizi düşünüyorum. İçgüdülerin kuvvetliymiş. Hala nefes aldığın için çok şanslısın. Bence aramızda yepyeni beyaz bir sayfa açmanın vakti geldi. Karalamak için mi? Hayır. Bir anlaşma imzalamak için. Bakın. Ben büyük bir hata yaptım. Haddimi aştım. Zaten adınızı duyan herkes benimle iş yapmaktan vazgeçti. Bir başıma kaldım. Bana size boyun eğmekten başka şans bırakmadınız. Bu şehir sandığın kadar büyük değil.
Bizler basit adamlar değiliz. Yedi derviş bir posta oturur, iki padişah cihana sığmaz. Farkındayım. Burası ikimiz için çok küçük. Bundan sonra siz ne dersiniz, olacak olan odur. Samiyetine şu kadar şükür Hasan dediğini yapardım. Eğer illa barış istiyorsan ayağımın altından çekil. Gözlerim iyi görmüyor. Küçük şeyleri seçemiyor. Yanlışlıkla ezmeyeyim seni. Beni bir daha görmeyeceksiniz. Size söz veriyorum. Şimdi kalk git. Bir daha da çıkma karşıma. Siz bilirsiniz. Baba ne oldu? Ne konuştunuz? Bu herif bir şey planlıyor. Hiç hoşuma gitmedi. İyi, ben de geleyim seninle. Hayır, sen evde kal. Git karınla ilgilen. Çıkın, gezin, dolaşın biraz. Söyle araba gelsin, babamı takip edeceğiz. Gözden kaçırmayalım. Tamam abi. Araç gelsin. Hayırdır gençler? İhbar aldık da arabayı aramamız lazım. Buyurun. Neyi buyurun? Ne yapıyorsunuz siz? Ne oluyor ya? Bagajı da açın. Şşş, ne bagajı ya? Buyurun arayın. Baba. İhbar varmış. Bulduk. Neyi buldun ya? Bu nedir ya? Bunun bizle bir alakası yok. Kim koydu onu oraya öyle? Emniyette konuşuruz artık. Buyurun gidelim. Ya ne emniyeti? Onları kim koymuş oraya? Onların bizle bir alakası yok hemşerim. Ya bir dakika, sen onu kime takıyorsun? Ne yapıyorsun hemşerim? Ya bir dakika, bir çek elini ayağına. Alo. Hop hop. Ya sen nereye götürüyorsun bu adamı? Bir dakika lan. Ya hemşerim, nereye götürüyorsun adamı? Ya bizle bir alakası yok. Geç.
Zavallı Bahri Baba. Artık hayatının sonuna kadar adi bir uyuşturucu satıcısı olarak anılacak. Bu lekeyi asla çıkaramaz. Bence de.